Hoş geldiniz. Benim adım Gürel. Çağrı işaretim Tango Alfa 2 Delta Xray. Bugün amatör telsizciyseniz veya değilseniz size gerçekten büyük faydası olacak bir web sitesi tanıtmak istiyorum. Bu siteyi yapanlardan Allah razı olsun. Gerçekten amatör telsizcilikle ilgili hemen hemen tüm konularla ilgili buradan destek alabilirsiniz. Yardımcı olacaktır size. Evet sitenin adı Tango Alfa Kalbuk. Tango Alfa Kalbuk yazdığınızda Google'a zaten Tango Alfa Kalbuk.org en başta çıkıyor. Hemen ona tıklayalım. Sitemiz bu arkadaşlar. Gerçekten çok sade gözüküyor. Şu anda sanki hiçbir şey yokmuş gibi ama videonun sonunda göreceksiniz ki birçok şey burada var. Her şey de detaylı olarak anlatılmış ve yazılmış. Tango Alfa Kalbuk'tan başlıyorum. Tango Alfa Kalbuk kısmı Türkiye'deki tüm amatörlerin kayıt oldukları bir platform. Buraya merak ettiğiniz birinin çağrı işaretini yazarsanız onunla ilgili detaylı bilgiler, adres, telefon, e-mail bilgilerini ve önceki çağrı işaretlerini de buradan görebilirsiniz. Bravo. Fotoğrafı varsa amatör telsizcimizin fotoğrafını da görüp buradan kendisini en azından tanıyabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir e, uygulama. Buradan tüm Türkiye'deki amatörlerin bilgilerine ve resimlerine ulaşabilirsiniz. İkinci sekmemiz Silent Case. Silent Case'te de Türkiye'deki vefat etmiş amatör telsizcilerin bilgileri var. Oradaki vefat eden amatör telsizcileri merak ediyorsanız buradan bakıp çağrı işaretlerine ve bilgilerine ulaşabilirsiniz. Hepsine Allah rahmet eylesin diyorum ve diğer sekmeye geçiyorum. Bürokrasi kısmımız var. Amatörlükle ilgili mevzuat çalışmaları henüz tamamlanmadığından lütfen bu sayfadaki kırmızı yazı açıklamaları dikkate alınız diyor en üstte. Evet. Bu kırmızı yazıları da dikkate almanız gerekiyor. Burada işte amatör telsizci olmanın şartları nedir? Sınav müracaatı nasıl yapılır? cihazıma nasıl ruhsat alırım? Cihaz devir işlemleri nasıl yapılır? Gibi değişik konularda sizler için güzel bilgiler var. Buradan yararlanabilirsiniz. Merak ettiğiniz konular varsa veya hepsini de okuyabilirsiniz. Güzel bir sekmemiz Tango Alfa Röle. Tango Alfa Röle kısmımız gördüğünüz gibi iller il, il bazında ayrım yapılmıştır. Hemen Sakarya'ya geliyorum. Sakarya'da 2, 4, 6, 8 tane rölemiz var. Bunlardan bir tanesi 145-600. Bizim R0 rölemiz. 82,5 tonlu. Hemen şurada detay kısmı var. O detaya da bastığınızda buradaki röle ile ilgili ili Sakarya'ymış. ilçe Sapanca. Çağrı işareti Yankimak 2 kilo Yanki. Mevkii Sivritepe. Enlem boylam bilgileri. Kilo November 50 Charlie Papa 1200 metre R0 145-600 MHz ve 82,5 tonlu olduğunu görebiliyorsunuz. Sorumlu operatör Tango Alfa 2 Delta XR'ymiş. 7. ayın 3'ünde 2018'de bu güncelleme yapılmış. Güncelleyen Tango Alfa 2 Delta XR'ymiş. Hemen en altta kapsama alanı kısmını harita için lütfen tıklayınız diyor. Eğer buraya harita yüklendi ise bu rölenin kapsama alanını da buradan görebilirsiniz. Size yardımcı olacaktır. Evet gördüğünüz gibi il bazında Türkiye'deki tüm röleler burada yazılmış, listelenmiştir. Hangi ilde oturuyorsanız veya hangi ile gidecekseniz buradan bakarak oranın rölelerini öğrenebilirsiniz. Ecolink için de aynı şekilde tüm illerdeki... Eko linkler buraya işlenmiş durumda ve hangi frekansta ve tonları detaylı bilgileri de burada yazmakta. APRS için de aynı. Tüm Türkiye'deki APRS işletenlerin hepsinin detaylı bilgileri burada bulunmakta. Buradan ilinizdeki APRS işleten kişileri görebilirsiniz. Q kodları ile ilgili destek alabileceğiniz bir kısım var. Buradan Amatör olmayanlar için Q kodlarına çalışabilirler. Buradan ezberleyebilirler. Veya unutanlar için de buradan bakıp hatırlayabilirler. Hemen Q kodlarından sonra kısaltmalar var. Kısaltma kısmı CW haberleşmesi sırasında kullanıldığı gibi RTTI haberleşmesinde de kullanılmakta. Buradaki kısaltmaları inceleyip bakabilirsiniz. Unuttuklarınız varsa buradan çalışabilirsiniz. Evet, online sınav kısmına geldik. Evet, hiç amatör telsizci olmamış kişiler için gerçekten çok güzel bir kısım burası. Buradan online olarak çalışabilirsiniz veya çalıştıklarınızı buradan test edebilirsiniz. Güzel bir yer, tavsiye ediyorum. Yeni amatör olacak arkadaşlara da buradaki kısmı incelemelerini ve kendilerini test etmelerini öneririm. Evet, link info dediğimiz buradaki site sahibinin linklerini ve infolarını burada paylaştığı bir kısım. Sesli dosya kısmı evet. Burası da çok güzel. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Görme engelli radyo amatörleri için hazırlanmış ses dosyaları var burada da. Buradaki ses dosyalarından görme engelli arkadaşlarımız çalışsava çalışarak amatör telsizci olabiliyor ve buradan destek alabiliyorlar. Evet, son sekmemiz bitlik kısmımız. Burası da gerçekten size şiddetle önereceğim kısımlardan bir tanesi. Telsiz alım satımından tutun. Böyle e, bilmediğiniz sorular olsun. Veya işte neler neler yapmışlar. birilerin yapmış olduğu konular. Haberiniz var mı? Geçmiş zaman olur ki. Az daha unutuyordum. Cicilerimiz, kendi telsizlerini tanıttığımız kısımlar. İşte... Amatör etkinlikler Eksantrik çalışmalar Ve depo gibi kısım o Buradan yararlanabileceğimiz birçok kısım var Gerçekten hemen şu Telsiz Alış-satış kısmına giriyorum Amatör telsizlerle ilgili buradan mesela Yeni telsiz alacaksınız veya Telsizini satacaksınız Buradan girip Hemen Bir ilan bırakabilirsiniz ve ilanınıza da Buradan gördüğünüz gibi müşteri bulabilirsiniz Veya Merak ettiğiniz telsizlerle ilgili fiyatlarına veya alacağınız telsizle de buradan bakabilirsiniz. Güzel bir sayfa, güzel bir çalışma ee, sebep olanlardan Allah razı olsun. Gördüğünüz gibi güzel bitlik sayfamız. Daha sonra burada hurdadan temin edilmiş telsizler var. Bildiğiniz gibi hack olan, heke ayrılmış telsizler, antenler, kabloları buradan amatör telsizler alıp hayata geçirebiliyorlar. Aynı şekilde antenler, diğer ekipmanlar buralarda da alınıp, değerlendirilip hem satıp hem de alış yapılabiliyor. Evet, buranın en güzel e, alım-satım kısmı daha sonra da alt kısımda amatör etkinlikler var. Amatör etkinliklerde yarışmalar The Expedition'lar, özel gün çalışmaları, ödüller, diplomalar, püf noktaları ve bilgiler, yarışmacılardan maceralar kısmı var. Bu kısım komple Tango Alfa 5 Fox Alfa tarafından işletiliyor ve güncelleniyor. Kendisinden tekrar teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi tüm güncel yarışmalarla ilgili bilgiler burada bulunmakta. Bu hafta sonu Secure Worldwide VPX Contest var SSP. Onunla ilgili bilgiler girilmiş durumda. Ee, Türkçe kurallara da buradan bakınız diye hemen şuraya da not bırakmış. Buradan da Türkçe kurallara bir bakalım isterseniz. Hemen ben de merak ettim. Gördüğünüz gibi işte başlangıç saati, bitiş saati amacı radyo amatörlerinin dünya çapında Mümkün olduğunca çok istasyon ve prefiksiyle kiosk yapmalarını sağlamakmış. Buradaki kurallarla ilgili bütün detaylar yazılmış. Mehmet abi bunları da bize yayınlıyor. Teşekkür ediyorum tekrar kendisinden. Daha sonra işte buradaki yarışmaların sonuçları, katılanlar hepsi yayınlanıyor ve burada güzel bir çalışma yapılmış. Evet bu gerçekten radyo amatörleri telsizciler kısmı alım satım olsun soru cevap kısmı olsun gerçekten çok güzel hazırlanmış ve harika bir site bu site tamamını tango alfa 8 alfa bilal ekmekçi abimizin hazırlamış ve sunmuş olduğu bir site kendisine buradan tekrar teşekkürlerimizi sunuyorum tüm amatör telsizciler adına güzel bir site. Ellerine sağlık. Sizlerin de buraya girip üye olup ve takip etmenizi ve destek olmanızı her konuda da buradaki paylaşımlarınızı buraya aktarmanızı rica ediyorum. Evet bu videomuz da buraya kadardı. Güzel bir video olduğuna inandım. Sizin için bunu yaptım. İnşallah size faydalı olmuştur. Hepinize hayırlı günler, sağlıklı günler diliyorum. Allah'a emanet olun inşallah.